Güzel gidiyor. Mustafa Bey, siz kusursuz birleşme diyorsunuz. Buradan kasıt ne? Kusursuz birleşme derken ne içeriyor bu kusursuz birleşme? Şimdi kusursuz birleşme diğer programlarda da gündeme geldi bu şey. Evet. Bazı vatandaşlarımız da yanlış anladı bunu. Kusursuz birleşme şimdi malumunuz iki vizyon üzerinde geliştirilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi oluşumlar, gelişimler, Kıbrıs meselesindeki görüşmeler, bakış açıları hep bir sağ sol kutuplaşması çerçevesinde olmuştur. Görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı, toplum liderliği öyle bir makam, gelen siyasi partisini, ideolojisini bir köşeye koymalı. Çünkü bütün halkı temsil ediyor, bütün halkın geleceğini tartışıyor. Dolayısıyla soldan da gelse liderimiz, sağdan da gelse liderimiz, kendi ideolojilerini bir köşeye koymak zorundalar. Ancak bugüne kadar böyle olmadı. Soldan gelen solun ideolojisiyle müzakereye devam etti. Sağdan gelen sağın ideolojisiyle. Oysa böyle bir hak yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamına oturduğunuz zaman halkın genel konsensusunu yakalayıp o doğrultuda gitmeniz lazım. Kusursuz birleşme eğer halkımız müsaade ederse hem sağın doğrularını hem solun doğrularını diyeyim bir araya getirip halkımız için en doğruyu bulup o birleşimle, o toplumsal birleşimle bundan sonraki süreci yaşayalım Yani kusursuz birleşme düşüncesiyle koyduğumuz bir slogandır. Evet, kusursuz birleşmeyle. Yani parça parça fikirlerle değil, ama bunun ilk önce fikirlerimizi Kıbrıs Türk kaynaştırarak. toplumu içerisinde olup daha sonra müzakereye. Tabii şimdi bunu yaparsanız efendim, yani bu içteki Kıbrıs meselesini önce birlikte tanımlamamız lazım. Hala daha bu ülkede sağ görüş başka türlü yorumluyor, başka türlü tanımlıyor buradaki sıkıntıyı, Kıbrıs meselesini. Sol görüş başka türlü tanımlıyor. Öncelikle biz Kıbrıs Türk halkı olarak ortak bir tanımlamaya gitmemiz lazım. İşte bu kusursuz.